Her maçta, her pasta, her şutta, her golde, her zaman, her yerde HDI Sigorta, sporun sigortası HDI Sigorta Çekirdekçi Tayfa Euro Özel'i sunar. Her zaman, her yerde, HDI. Opetle Ultra Force günün performansını sizlerle birlikte konuşacağız. Dün oynanan maçlarda öne çıkan performanslar kimlerdi? Onları belirleyeceğiz. Kimler? Sence öne çıktı dün. <laughs> Yani e, öyle performanslar vardı ki belirleyici performanslar. Benim aklıma bir kişi geliyor ama e, o performansla alakalı. Şimdi sadece uzatmalardan sonraki penaltı anına gitmeyin. Yani maçı penaltılara taşıyan e, performans. Benim için öncelikli olarak Yansomer e, aklımda. Katılıyorum. E, o Pet bu, <laughs> Ultra Force performansı. Tabii ki e, bunun dışında sadece penaltı atışı olarak değerlendireceksek Unai Simon da buna Hı. koyabiliriz ama Unai Simon hani maçın oraya gitmesi için çok fazla bir şey yapmadı. Jan Sommer maçı oraya taşıyan adamdı. E, İsviçre 10 kişi kalmış olmasına rağmen. Ee, dönelim hani başka performans olarak aklıma gelen yani İtalya'nın takım performansı beni çok etkiledi. Bu arada bir Roberto Mancini etkisi belki koyabiliriz. Teknik direktör performansı olarak. Yani, yani Belçika eğlenmiş olsa da orada da belki bir Jeremy Doku'yu Jeremy, Jeremy Doku, Jere Jere Doku farklı. Ayırıyoruz. Onu Jeremy Doku şeyde evde beni da hala yani. Öyle söyleyeyim. Biz kendini son maçta da olsa iyi gösterdi. Çok kendimi. iyi gösterdi. E, Jeremy Doku. Hani Somer, Jeremy Doku akla gelecek e, ilk iki isim. Şık, şık golün hatrına belki İnsinye'den de bahsedebiliriz. Evet. Yani tamam güzeldi. Yani gece, geceye güzellik getirdi. Oyundaki total performans açısından belki Barella'yı da öne çıkarabiliriz. Şimdi Barel, işte Insigne şıklı, Barella, Insigne'nin golü mü daha şıktı? Barella'nın golü mü mesela? Bu futbol severler için çok farklı bir evet, tartışmadır. Bu şey e, estetik açıdan Insigne'nin golü. ya yani Birisi sanat, birisi zanaat. Evet. Daralandan çıkma evet. becerisi ve yani bitiriş. Insigne sanat yaptı. Yani çok estetik, çok değerli. Bir tablo eli, gibi. Evet. Ama Barella da önde baskı, sökerek aldı, çalım Daralan attı, çalım. uzak köşeye şutu O da bir işçilik, bir, yani, şık bir işçilik şık yani, bir işçilik şık bir zanaat. Ki Barella, Lukaku performansını en üstte taşıyan adamlardan birisiydi. Dün akşam karşı karşıya oynadılar. Diğer türlü dönelim, hani Lukaku'yu bu kadar bitik gösteren performanslarda Kellini ve Bonucci ikilisinin tabii ki İtalyan takım savunmasına dayanarak yapmış olduğu Hat, de müdafaa sattı müdafaa, <laughs> sattı, müdafaa. <laughs> her şey vardı orada ama hani benim aklımda belirici isim ilk önce Yan Sommer kaldı. Doğru. Yani ne, net olarak maçı oraya götüren adam Yan Sommerdi. Yoksa... belki de devam eden süreçte yarı final ve finalde çok çok ekstra bir performans çıkmazsa ortaya. Evet. Herhalde turnuvanın 11'inde kale Yansomer Sommer olur. Kesinlikle, kesinlikle. Çok çok müthiş bir performansı. Tabi yıllardır şu da var. Yan Sommer için konuşabiliriz belki bir iki dakika. Ee, hani bu adam Borussia Mönchengladbach kalesi kalecisi. Çok iyi bir kaleci. İsviçreli. İsviçre Almanı. Öyle diyorum ben onlara. İsviçreli Almanlar e, olarak diyorum. Premierlikten teklif gelmiştir de. Yani Soner mi kabul etmemiştir? Abi şimdi hani burası güzel baba. Hani İsviçre, Almanya, Gladbach tamam mı? Keyfim yerinde. Ben şimdi gideceğim orada. Yok Everton kalesiyle, yok Tottenham kalesiyle bana uğraşmayalım. Başımı belaya sokmayın benim orada mı demiştir. Yoksa Enteresan bir şekilde İngiltere'den bu tip kalecilere teklif gelmez mi? Şu anlamda tipoloji olarak söylüyorum bunu. Kalecilik melekelerini falan da bir kenara bırakarak ama biraz benzerlikte hani Haskelainen esintileri de var Jan Sommer'de. Haskelainen de böyleydi Fin kaleci. Ee, şey Bolton'un kalecisiydi. Haskelainen de böyle Lan kaleci mi dersin mesela şey görünüş olarak böyle. Jan Sommer de öyle değil mi abi? Hani böyle şey de temiz çocuk böyle. <laughs> Hani arka sıradalar, sıradakiler sizin tiki çocuğu gibi <laughs> hani böyle gelir oraya falan böyle şeyde. Öyle bir çocuk, öyle bir adam ama muazzam bir kalecilik performansı. Gitar çalıyor, yemek ha, yapıyor falan. Ha falan, falan, falan cool. mutfak, kul cool böyle. Şey bir kaleci yani böyle. Çocuk yani, bilmiyorum. E, İlla ki teklif almıştır ama be, benim tahminim rahatlık. iyiyiz böyle yani. Değil mi? Bozmaya i̇yiyiz. ne gerek var değil ne mi? Gerek Bazen var. bozmazsın. Konfor alanı terk etmek istemezsin Tabii yani. Ya, bu iyi mi kötü mü bilemiyoruz ama... Böyle bir tercih yaptı. Kazandığından da memnunsa baba. E daha ne olsun. Daha ne olsun yani. Memnunsa herkes memnunsa bizim herkes için memnun, <laughs> sorun yok. Biz performansları böyle belirledik. Çekirdekçi tayfaya devam ediyoruz. Şimdi Çin'deki süreci çok enteresan. Şimdi Çinli bir iki yazı var böyle. Yani Çin'deki oyununu analiz edenler. Şöyle vurgular yapan var. Evet biz Pereira'yı biliyorduk. Defansif futbola önem veriyor işte önce savunma güvenliğini ele, ele alır. Takımları az gol yer. Ama Çin'de öyle bir kadroyla oynadı ki artık hücum yapma rahatına da erişti. Şimdi Münih'e gittiğinde normal oyun felsefesini şöyle yansıtmaya çalışıyor. Geriden başlayalım. Kısa paslarla, hızlı kısa paslarla hücuma çıkalım. Ama Münih'e gittiğinde öyle bir takım var ki karşısında yapamıyor pasları. O zaman bununla uğraşmaya gerek yok dedim diyor. Ve uzuna geçti. Çin'e gittiğinde de şöyle bir sıkıntı yaşıyor. Hücum oyuncuları çok iyi. Savunmacılar. Üst yetenekli. Savunmacılar. Amatör. Evet. Başlangıç seviyesi. Yani. Bu yüzden Çin'de takımı ikiye bölüyor. Geride öğretiye başlıyor. Geridekilere. Hücumdakilere de serbestliyet veriyor. Yani geriye aslında biraz savunma oyuncularına hücum yapmayı öğretmeye Amerika başlıyor. Amerika futbolu gibi. Savunma koçu, evet. hücum koçu gibi düşünelim Ikiye İkiye evet. bölünüyor. Hı hı. Şimdi ee, en önemli Çin'de yapmaya çalıştığı şey şu. Topla oynamak. Az önce söylediğim ikiye ayrılmış hücum ve savunma ha. arasında denge sağlamak. E, yalnız Fenerbahçe'de şöyle bir sıkıntı yaşayacak. Çin'de çok fazla sorun çözen oyuncusu vardı. Yani ilk döneminde Elkeson vardı yanlış hatırlamıyorsam. Sonra Oscar vardı. Ha. Hulk vardı. Ve Arnautovic vardı. Yani kadrosunda bu oyuncular... Hulk ve Oscar gibi iki oyuncusu vardı elinde. Ve hani sorun çözme konusunda geriden çıktığı andan itibaren Hı -hı. hiçbir sorun yaşamıyor. Peki şimdi o zaman şu anlattıkların üzerinden bir Fenerbahçe kadrosu üzerinden bir hafif bir değerlendirme yapma şansımız olabilir bir, mi? Bir iki bir şey daha ben ekleyeyim sana. Tabii daha ki. Kafanda ha. daha çok oturacak. Tamam harika. Çin'de ağırlık verdiği şey pozisyon futbolu. Çünkü alan öğretmeye çalıştı oyuncularına, Alanı nasıl kullanmaları Hı -hı. gerektiğini anlatmaya okay. çalıştı. Merkez orta sahayı daha bir üst savunmalardan, yetenekli oyuncudan seçip stoperler arasına sokarak oyunu ona kurdurdu. Stoperleri biraz da onun yönlendirmesiyle oyuna dahil etti. Peki, e, formasyon olarak, tabii ki ben formasyona inanmıyorum, ideolojiye inanıyorum. Daha deminden beri anlattığın ideoloji kısmındayım evet. ben hala ama yani genel olarak oyuncu tercihleri özelinde 4-2-3-1 mi 4-3-3 formasyon? 3 4 3 Üçlü mü oynadı içinde? Evet. Peki bu şunu mu gösteriyor bize o zaman? Ee, hani Vitor Pereira'nın Türkiye dönemini hatırlayalım. Olympiakos ve Türkiye bizim için en belirleyici örneklerdi. Çünkü Porto daha da eski olduğu için. Ee, Vitor Pereira artık oyuncu grubuna göre formasyonu güncelleyebilecek bir adam mı? En önemlisi bu. Yani Fenerbahçe kadrosuna bakıp Pereira ben kafamdaki oyunu oynatırım ve kafamdaki oyuna bu oyuncu grubundan kim oynuyor mu der. Yoksa oyuncu grubuna bakar aa bir dakika ben bunu mu oynamalıyım der. Evet, bu. Çünkü Çin'de İlk gittiğinde 4-2-3-1, sonra 3-5-2, 3-4-3, 4-3-3, Kupa'da ayrı, Asya Şampiyonlar Ligi'nde ayrı. Rakibine göre belirli forması. Bunu şundan dolayı yapıyor. 4-2-3-1 denediği zaman gerideki oyuncular zaten çok yetenekli olmadığı için, öndeki oyunculara da özgürlük vermek istediği için bu bağlantıyı sağlayamıyor. Hı -hı. Sahada da iki grup ayrılıyor ama o geçişler olması lazım. Tamam. O yüzden şöyle bir 3-4-3 ile çıkıyor Hı -hı. sahaya. şöyle yapıyor. Bir bek oyuncusunu, şu Stopper kenar oyuncusunu, bunu açıyor. Hı hı. İki stoper bırakıyor. Hı hı. Soldaki oyuncuyu çizgiyi kullanan oyunculardan tercih ediyor. Merkezden bir oyuncuyu stoper yapıyor. Bu oyuncuyu da koşucu oyuncuya çeviriyor. Okay. Ve bu iki oyuncu, şöyle yapalım daha doğrusu. Şuna dönüyor. Hı hı. Bundan oyun kurmasını istiyor savunma özellikle. Bunlardan da içeriye doğru koşular Koş yapmasını atlasın. istiyor. Çünkü öndeki arkadaşları aşırı serbest bırakıyor. Çünkü Hulk ve Oscar'ı genelde kullanıyor. Ya da Elkes. Evet. Bunu yapıyor. Bu oyunculardan da içeriye koşmalarını istiyor. Ama burada tabii ki hep başarılı oluyor diyemeyiz. İyi yapıyor. Bunu çok iyi yapıyor. Peki. Diyemeyiz. Dediğim gibi pozisyonel oyuna ağırlık vermiş şimdi. Sayısal üstünlüğe takıntılı hale gelmiş. Zaten pozisyonel oyun oynuyorsan sayısal üstünlük sağlaman Hı -hı. lazım ve özgür adamı bulman lazım. Üçüncü adamı bulman lazım. Pozisyonel oyunda gelişmiş, ee, alan paylaşımı ya da işte sayısal üstünlükte hücumda iyi, savunmada sıkıntıları var. Özgür adam bulmada başarılı olamamış. Özgür adam bulma dediğimiz ne? Şu iki oyuncu aralarında paslaşırken her zaman bir üçüncü oyuncunun boşa çıkması. Bu buna verdi. Bu Pas sonra... Kendi aralarında paslaşmayacaklar. Evet. Bir tane Şimdi top bunda, sarı evet. top olsun. Top bunda, topu buna verdi. -hı özgür adam oldu. Hı. Bu buna verdi. Bu tekrar özgür adama verdi. Bu buna verirken de bu özgür adamdı. Bundan çok mahir olamamış. Eyvallah. Onu da belirtelim. Devam evet. edelim. Peki Fenerbahçe kadrosu üzerinden değerlendirecek olursak. Şu sarıyı alalım. Aklımız karışmasın e, şeyi. Meşin ben hemen şeyi var söyleyeyim. Ben Fenerbahçe'de üçlü deneyeceğini ama ana oyun planı olacağını düşünmüyorum. Hı hı. Onu muhtemelen deneyecektir. Ben de şu anlamda sordum. Şimdi e, burada hem sayısal üstünlüğe geçirmek hem de doğru oyun oynayabilmek adına Tabii ki Çin'de biliyorsun hep Çinli oyuncular. Yani o bölgenin oyuncusu oynuyoruz. Burada yabancı oynatamıyorsun. Kale ve burada. Şimdi elinde Atilla Salay ve Kolker var. Ana, perform yani ana performans gösterecek oyuncu grubumuz bu. Hmm. Atilla Salay'ın toplu ilişkileri. Kolker'ın her ne kadar çok oyun kurucu olmasa gibi gözükse de geçen sene e, Chavellas'la beraber en fazla pas yapan iki oyuncudan birisiydi. Türkiye genelinden bahsediyoruz biz bu bağlamda. demek ki burada şey var. Hani hücumcu ve savunmacı diye ayırmasını pek gerektirecek bir durum evet. olmayacak Kolkar'ın. Tabii ki bir bek olayı var. Şimdi e, Caner Erkin ile Vitor Pereira'nın arasındaki meseleyi çözer muhtemelen Fenerbahçe. Diye tahmin ediyoruz. O zaman var olan problem belki de unutulmuştur. 6 sene geçti üzerinde. Yok çünkü bu hep ön plana çıkartılacak. O çıkacak, bağlamda Çıkacak mı? 6 sene önce tartıştığım bir insanı düşün. Belki bir daha görmezsin. Şimdi görsenize diyeceksin ki ya ne günlerdir. Şöyle koyduğun zaman bir Buraya bir ana plan oyuncusu gerekiyor. Bu lazım. Sen mi olur yoksa daha farklı bir oyuncu mu olur? Onun üstünde konuşmak lazım. Burada bir sıkıntı yok. Buraya geldiğinizde şimdi burada bir yetenek havuzu var. Ozan Tufan elimizde. İrfan Can Kahveci elimizde. Mesut Özil elimizde. Pelkas elimizde. Değil mi? Böyle koyduk. Çünkü hani ya Mesut'u böyle koyup Pelkas'ı böyle koyup daha farklı bir Emre Belezoğlu oyununa dönecek. Veyahut da <laughs> Zaman da Ersun Yanal'ın Valencia maçında denediği fakat sonra ömrünün yetmediği yani teknik direktörlük ömrünün yetmediği Fenerbahçe'den ayrılış macerasının önceki son maçı Valencia maçıydı ve Leipzig'in ana oyun planı gibiydi. 4-2-2-2 formasyonu vardı bu şeyde. Buna göre bir oyun kurabilir mi Vitor Pereira? Ben şeyi düşünüyorum yani ne yapacak Vitor Pereira? Bu beni heyecanlandıran etmenlerden birisi. Bu yetenek havuzunu yani özellikle merkezdeki yetenek havuzundan nasıl faydalanacak? O yüzden sana sormuş olduğum soru oydu. Hani kafasında bir oyun şablonu var ne olursa olsun bu mu? Hayır. Sen dedin ki Asya Şampiyonlar Ligi'nde de ayrı, ligde de ayrı, ayrı, kupada da ayrı. Hedef Bunlar maçlarda da. Yani, Hedef maçlarda da. Mesela e, 3-4-3, 3-5-2 ya da 4-2-3-1, 4-3-3 bütün yerleşimleri kullanıyor ama e, 5-3-2'yi de kullanmışlığı var. Evet. Peki, göre. Bu, asıl şöyle bir detay var. Bunu hı. kendi anlatımıyla şuraya not almıştım yanlış söylemek için. Evet. Estruta Transformer diyor oynatmaya çalıştığı oyun felsefesine. Benim diyor oyunun estru, Estruta Transformer yani dönüşüm yapı. Peki. Yani diyor ki ben maç sırasında ana planda başladım. 4-3-3 ile başladım. Ama başka bir şey oldu. Maç sırasında hücuma geçerken 2-3-5'e döneceğim. Evet. Savunmaya dönerken 5-3-2'ye döneceğim. 30. dakikadan sonra 4-4-2'ye döneceğim. Hı hı ilk devre arasına 1-0 geride gittik. Başka bir şeye döneceğim. 4-3'e döneceğim gibi oyun felsefesine bunu şey yapmış. Peki Çinli savunmacıları da göz önünde bulundurarak ama yani oyun planına göre. Bu savunmacılar yani iki ana stoperimiz bizim merkezdeki orta saha çizgisini çıkartıyor mu Vitor Pereira maçlarda dikkatini çekti mi yoksa Onlara güvenmediği için, onları bir konforlu alanda tutup e, burada mı bir koruyuculuk sağlanıyor? Ya şöyle haline. geriden alayım. Hı -hı. Şimdi e, Şangay'da e, Pereira'nın takımı topa sahip olan geçiş oyunu oynamaya çalışıyor ağırlıklı. Hı -hı. Yani kontra takımı değil Anladım. ama hücum geçişleri, ikinci bölge geçişlerini de sık yapmaya çalışıyor. Bunu da en iyi yapan takım. Yani ikinci bölge geçişlerinde şutla biten dizilerde en yüksek ilk 3'te. Evet. Ama rakip takımında geçişlerde en çok rakip takımların sorun yaşattığı takımda yine pereye. Evet. Anladım. Buradaki bağlantı şu. Şimdi bu takımı biz 4-3-3, klasik 4-3-3 yerleştirelim. 4-3-3 karşılıyor. Şimdi bu öndeki üçlüde şey yok. Ee, ön alan presi yok. Yani savunma şey der. Çünkü alandalar yani. Bunlara o özgürlüğü vermiş ve hı hı. bunlardan da şeyi alamıyor. Baskıyı alamıyor. O yüzden rakip burayı çok rahat geçiyor. Şimdi Pereira da şunu düşünüyor. Ulan tamam dörtlü de karşılasak, biz stoperleri orta sahaya çekersek zaten rakip ikinci bölgede başlıyor hata. Hı hı. Yani ben rakibi 30 metrede karşıladığım anda arkada bırakacağım bir 30 metre. Aynen. Zaten oyuncularım yetenekli değil, hızlı değil. Oyun şeyi yok. Mesela kendi söylediği şu. İlk idmana çıktığımızda Çinli oyuncularda şey yoktu yani bunu eleştirmek için söylemiyorum. Futbol mentalitesi yoktu. Eğlence gibi idman yapıyorlardı. Önce onları anlattım. O yüzden biraz daha deep, biraz daha derinde, o karşılıyordu. derin karşılayıcı olur Ama, ama Fenerbahçe'ye Ama Fenerbahçe'de bunu yapacağını zannetmiyorum. Yani Zalay ve kolkırla Çin'deki stoperleri kıyaslamak, Pereyra da o kadar değil yani. Her maçta, her pasta, her şutta, her golde, her zaman, her yerde. HDI Sigorta Sporun Sigortası HDI Sigorta Çekirdekçi Tayfa Euro Özel'i sundu. Her zaman, her yerde HDI.